Fokus'a karşınızdayız. Herkese günaydın. Bugün stüdyo konuğumuz İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Aydın Dinçer. Aydın Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi tabii özellikle 2019'a başlarken tabii ihracat tarafındaki her ürün, her sektör, her kalem ayrı ayrı daha önem arz ediyor Türkiye ekonomisi için. Döviz kazandırıcı hizmet deyince, ekonomide karar vericiler de elinden geldiğince sektörü desteklemeye çalışıyorlar. Bu arada bugün ISO 500 de az önce açıklandı. Evet. Orada da 2018 rakamlarına bakıldığında, 2017 ile kıyaslandığında ISO 500'deki şirketler ihracatını %18 arttırmışlar ve 77 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmışlar. Şimdi sizin sektöre de başlayalım. Nasıl başladı bu yıl? İhracat rakamları geçen sene nasıldı? Bu yılın ilk çeyreğindeki rakam nasıl? Şöyle, geçen yıl toplamda 4.7 milyar dolar ihracat yapmıştık. Bu yıl maalesef biraz %5 civarında bir gerileme var totalinde. Bunun tabii bazı sebepleri var. Çin'le olan ticaretimizde biraz zayıflama söz konusu. Çünkü maden ihracatının neredeyse yarısı Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilmekte. Çin hem doğal taşlarda inşaat sektöründe kullandığı hem de sanayide kullandığı endüstriyel ham maddeler ve metalik madenlerde bir numaralı alıcımız konumunda. Dolayısıyla Çin'de yaşanan gelişmeler, büyümenin yavaşlaması bizim de maden ihracatımızı maalesef %5 oranında geriye çekti. Önümüzdeki dönemde bu ticaret savaşlarının oluşturacağı sonuçlara göre maden ihracatının da yönü aslında belli olacak. Ama madenciliğe sadece ihracat ayağıyla bakmamak gerekiyor rakamlarda. Çünkü maden ihracatının net bir ihracat rakamı olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Yani ithal ettiğimiz ham maddeler, ürünler de var ama işleyip satmayı düşündüğünüzde, yani genel olarak ihracat ithalata bakıldığında nette fazla verdiğimiz. Nette fazla veriyoruz ve üretim yaparken, maden üretimi yaparken tamamen yerli kaynaklarımızı kullanıyoruz ve bunların ihracatını gerçekleştiriyoruz. Hiçbir ithal girdi hemen hemen yok madencilik üretiminde. Dolayısıyla da buna net ihracat diyoruz. Böyle baktığımızda ve madencilik sektörünün diğer sanayi kuruluşlarının ham maddesi olduğunu düşündüğümüzde aslında Türkiye ekonomisinde 40 milyar dolara yakın bir etkisi söz konusu. Bu rakama nasıl geliyoruz? Seramik sektörü, cam sektörü, çimento, inşaat, demir çelik, altın, mücevherat, bu sektörlerin tümü ham madde olarak bir maden ürününü kullanıyor. Tabii böyle baktığımızda aslında ihracat rakamlarında bazı maden ürünleri bizde gözükmüyor. Madencilik sektöründe gözükmüyor. Bir kısım işlemlerden geçtikten sonra kimya sektöründe gözükenler var. Dolayısıyla böyle baktığımızda aslında madencilik sektörü rakamları çok daha çok yüksek. Daha yüksek. Evet. Şimdi bu yıl için bir hedef koydunuz mu kendinize? Yani tabii daha ikinci çeyreği bile tamamlamadık. İkinci yıl yavaş yavaş son bulacak. Ama biraz sanki ihracat rakamlarında hafif ivme kaybı var. Geçen sene 4.7 milyar dolar olan İhracat sizce bu yıl ne kadar olabilir? Bu yıl yine biz aslında hedefimizi aynı tutuyoruz. 4.7 milyar doları yakalamalıyız. Çünkü bu gerçekten çalkantılı dönemde Amerika ile Çin arasında Çin'deki gelişmeler doğrudan bizi etkiliyor. Çin'deki konut faiz oranlarının bile yükselmesi veya Çin'deki sanayi büyümenin yavaşlaması bizim buradaki metalik maden ihracatımıza, otomotiv, inşaat ve sanayinin diğer kollarındaki duraksama, oradaki ham madde ihtiyacını da kısmış oluyor. Doğru. Dolayısıyla bizim oraya ihracatımız geriliyor. Bu sebeple aynı tutmak hedefindeyiz bu yıl. Peki ürün gamına bakıldığında Türkiye hangi ürünlerde daha iddialı, hangi ürünlerde rekabetçi sizce? Maden ihracatının yarısı, hemen hemen yarısı doğal taşlar. Doğal taşlar dediğimiz mermer kategorisinde, traverten, yumuşak kayaçlar. Dolayısıyla ana ihraç ürünümüz hemen hemen 2 milyar dolar doğal taş. Diğer 2 milyar dolar da metalik madenler ve endüstriyel ham maddeler. Bu yüzden de doğal taşa ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü doğal taş inşaatlarda kullanılan, mimarların tercih ettiği bir ürün. Dolayısıyla tanıtılmaya da ihtiyacı var.
metalik madenlerde böyle bir şey söz konusu değil. Tanıtılmaya ihtiyaç yok çünkü ham madde. Ama mermer dediğimiz ürün beğeniye açık bir ürün. Türkiye'nin de çok çeşitli 600'e yakın desende mermer ürünü var. Bunları tüm dünyaya tanıtmak da İhracatçılar Birliği'nin görevi olarak görüyoruz ve tüm dünyada onun tanıtımını yapıyoruz. Sektör olarak en çok bağımlı olduğumuz sektör inşaat sektörü mü? Tabii doğal taşta evet, inşaat sektörü. Bu 2 milyar dolar ihracatımızın 1 milyar dolarını Çin'e gerçekleştiriyoruz. Diğer 1 milyar dolarını da işlenmiş ürün olarak Amerika ağırlıklı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yani aslında bu doğal taş tarafında özellikle mermerde ilk sırada Çin var, sonra pazarda Amerika ve Suudi Avrupa Arabistan ve ondan sonra Avrupa ülkeleri var. Peki biraz bu son gelişmeleri konuşalım isterseniz Aydın Bey. Ben öncelikle en son çelik tarafında Amerika'nın attığı adım sonrasında %50 gibi bir ithal vergi oranı uyguluyorlardı. Ki tüm dünyada %25'ti, 25 bile fazlayken evet. Maalesef Türkiye %50 olmuştu. Onu tekrar %25'e indirince ABD Türkiye'den ithal ettiği çeliği biz de tabii ki mütekabiliyet olarak birkaç üründe benzer bir ithal vergileri düşürdük. Bunların içerisinde sizin sektörü etkileyen ham maddeler, ürünler var mı? Yani Amerika'dan daha yüksek maliyetle ithal ediyorduk. Şimdi orada vergiler düştü dediğiniz ürünler var mı? Mesela örneğin taş kömürü, taş kömürden elde edilen işte briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar, işte linyi, turbadan elde edilen kok ve semikok gibi ürünler var ama birebir sizin sektörü etkiliyor mu bunlar? Şöyle tabii ithalat ayağı bunlar. Biz şöyle söylüyoruz. İthalatı icat ettiğimiz için evet, de aslında biraz. Şöyle söylüyoruz. Türkiye'de mesela kömür ithalatımız 4 milyar dolar, 5 milyar dolar civarında oynuyor. İthal ürünlere ihtiyaç duymamamız için üretimlerimizi arttırmamız gerekiyor. Aslında Türkiye'de maden olarak zenginiz. Bunların üretime geçmesi, daha hızlı şekilde izinlerin alınabilmesi, konu yer üretim altındaki rezervlerden ziyade onun çıkarılması ve kullanılması, işlenmesi, ihtiyaçlarımızın karşılanması. Çünkü böylelikle aslında cari açığa da çok ciddi olumlu bir katkıda bulunacağız. 4-5 milyar dolar ithalattan kurtulabileceğiz kömür ayağında. Tabii Amerika'da çelikte %25 vergiye indirildi 50'den. Ancak aynı dönemde de genelleştirilmiş tercihler sisteminden Türkiye çıkarıldığı ilan edildi. Bu olduğunda da Amerika'ya 350 milyon dolara yakın işlenmiş mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bunun yarısı bu sistemin içinde değildi. Zaten vergileniyordu, oradaki ithalatçılar vergi ödüyorlardı. Ama diğer yarısı bu genelleşmiş tercihler sistemi içerisindeydi. 175 milyon doları etkiledi o zaman. Etkiledi, evet. YTS'den çıkarılmamız. Aynen ve 1.9, %1.9 ile 7, %7 arasında değişen oranlarda vergi gelmesi söz konusu. Tabii ki bu mutlaka bir etki sağlayacaktır. Ancak yine Amerika'nın Çin'e uyguladığı birçok üründe, mermer de buna dahil, %10'dan %25'e çıkartması vergisini. Burada bizde %2 ile 7 arasındaki orana bir nebze de olsa rakibimiz dediğimiz ülkede de aslında artış söz konusu oldu. Aslında o yüzden çok önemli bir bilgi. Çünkü şimdi yani Amerika'da ithal vergilerden sonra oradaki mermeri satın alacak olan şirketler ya da kişiler Türkiye değil Çin'i tercih etmek durumunda kalmaz diyorsunuz. Çünkü oradaki vergi daha fazla. Şimdi orası daha da arttırıldı. Başka rakipler var mı peki? Tabii burada Türkiye'den oraya ihraç edilen birçok ürün var Amerika'ya ve bu tercihler sisteminden Türkiye çıkarıldığı için sadece bir tek bize bağlı olan ürün değil, Türkiye'nin diğer oraya ihraç ettiği ürünlerde de bu vergiler, muafiyet olanlarda artık muafiyet söz konusu değil. Dolayısıyla tabii ki bütün sektörlere biraz etki edecek ama tabii ki Çin'i rakip olarak görüyorsak Türkiye, Çin'e de daha fazla vergiler uygulanmış durumda. Dolayısıyla ticaretin arttırılması yönünde ihracatçı birlikleri mümkün olduğu kadar çok fuar katılımlarıyla veya ticaret heyetleriyle ticareti arttırma yönünde çalışmalar sergilemeliler diye düşünüyoruz ki bu dilemadan kurtulunabilsin. Biz İstanbul Maden İhracatçı Birliği olarak ticaret heyetleri gerçekleştiriyoruz. Bir yıldır 15 ülkeye gittik. Buralara 18-20 arasında ihracatçı firmalarımızı götürüyoruz. Orada da birebir
ithalatçı firmalarla tanıştırıyoruz, görüştürüyoruz ve o pazarlarda, yeni pazarlarda hakimiyet sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm sektörlerinde ticaret heyeti anlamında ciddi çalışmalar yapmaları gerekmekte. Peki burada Amerika'nın ya da Avrupa'nın Türkiye yerine koyabileceği başka pazar var mı? Yani fiyat olarak daha rekabetçi bulduğu, ürün kalitesi anlamında. Yani Türkiye başka hangi, Çin dışında hangi pazarlarla yarışıyor ihracat yaparken? Şöyle, tabii biz kendi ürünlerimize baktığımızda doğal taş ağırlıklı ihracattan bahsediyoruz. Burada aslında rekabet ettiğimiz kimse yok. Sadece doğal taş ihracatında en yüksek hacim Türkiye'de mi, dünyada? Dünyada doğal taşı da ikiye ayırıyoruz. Sert kayaçlar, yumuşak kayaçlar diye. Sert kayaçlarda biz önde değiliz. Çünkü Türkiye ham maddesi olarak, rezerv olarak o kadar ileri değil. Ancak yumuşak kayaçlar dediğimiz mermer ve travertenlerde Türkiye dünyada bir numaralı rezervlere sahip. Dolayısıyla da ihracat ayağında, blok ihracatında, blok mermer ihracatında 3 milyar dolarlık bir pazarın 1 milyar dolarını biz karşılıyoruz. Dolayısıyla %33 gibi bir seviyedeyiz. İşlenmiş üründe de 4 milyar dolarlık bir dünya pazarında 1 milyar dolar yine karşılıyoruz. Bu da %25'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla her iki üründe de ihracatı gerçekleştiriyoruz. İyi bir pay alıyoruz. Fakat burada şöyle bir söylem söz konusu olabiliyor. Bazen yanlış bilgilendirmeler oluyor. Doğal taş blok olarak ihraç edilmese de hepsi işlenmiş olarak ihraç edilse, dünyada böyle bir pazar yok öncelikle. Hepsini işlenmiş olarak gönderemezsiniz. İkincisi de doğal taş dediğimiz ürün aslında doğada, yeryüzünde gayri nizami kopartılarak alınan, tonla tartıldığında parça parça baktığınızda tonu 25 dolara 30 dolara satılabilen ürünler. Ancak blok mermer dediğimiz ürün ocağın içerisinde şekillendirilen, çatlaklarından arındırılan, renk homojen yapısına kavuşturulan ve plaka haline, parlatılabilir plakalar haline getirilebilecek ebatta bloklara döndürülüyor. Böyle olduğunda İşletiliyor da yani. Orada aslında ilk birinci işlem yapılıyor. Öyle olduğunda da tonu 100 dolarla 5000 dolara kadar giden rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla biz bunu aslında blok ihraç ettiğimizde de ilk işlemden geçmiş halini yapıyoruz. Dolayısıyla hem blok ihracatı hem işlenmiş ürün ihracatını Türkiye kapasite olarak gerçekleştirebiliyor. Dünyada da birçok projeye işlenmiş ürün ihracatı da gerçekleştiriyoruz. Peki geçtiğimiz günlerde yine bakanın açıklamalarında özellikle Türkiye dünyaya artık sadece ham maden değil yüksek teknoloji ürünler de ihraç edecek ve bir üst lige yükselecek dedi. Tabi bor rezervleri ve boron mevzusu, ama ben özellikle bor rezervlerini sormak istiyorum izninizle. Evet. Çok uzun yıllardır tartışılan bir konu. Ben de jeofizik mühendisi olduğum için Türkiye'nin rezerv yataklarını zamanında gerçekten araştırmıştık ve bu anlamda Türkiye'nin güçlü rezervleri var, ama bunu çıkarma, işleme, ne alanda kullanılır, hangi ülkelere sokulur bu ürün, hep bir yerde tıkanıyoruz. Ne diyorsunuz hani bor konusuyla ilgili önümüzdeki süreçte? Nasıl bir politika güdülmeli? Bor tabii ki çok büyük rezervlere sahip Türkiye. Bor ihracatımızın toplamına baktığınızda 700 milyon dolarlık kısmı işlenmiş, rafine edilmiş ve kimya sektöründen geçen, öyle gözüken kayıtlarda ürünler. 300 milyon dolarlık bir kısmı da maden ürünü, cevher olarak geçen ürünler. Dolayısıyla bor şu anda Türkiye'de aslında rafine edilerek, belli kimyasal işlemlerden geçirilerek ihraç edilen, aslında bir uç ürüne dönen, tabii ki uç ürünün uçları da var. Ara ürün olmasındansa işte deterjana en son döndürülmüş hali söz konusu. Böyle baktığınızda aslında çalışmalar yapılıyor. Tabii ki bor aslında nedir? Her sanayide kullanılabilen bir ham madde. Yani seramikte kullandığınızda daha mukavemetli bir ürün oluşturabiliyorsunuz. Çelikte kullandığınızda daha mukavemetli bir çelik elde edebiliyorsunuz. Mobilyada kullandığınızda yanmazlık, boyada kullandığınızda yanmazlık, mobilyada böceklenmeyi engelleyen bir ürün niteliğinde. Yanmayı geciktiren bir malzeme halinde. Dolayısıyla bunların kullanımı, borun bu sektörlerde kullanımı aslında o sektörlerin ihtiyaç duymasıyla, bu tür ürünlerini pazarlayabilmeleriyle alakalı bir durum. Dolayısıyla boru sadece bor var ve bu bir yakıttır ileride. Yakıt da değil aslında, yakıt hidrojen, ama hidrojeni en iyi tutabilen
ham madde bor olması, dolayısıyla bor öne geçiyor. Dolayısıyla hidrojen kullanan araçların çoğalmasıyla ya da dünyada bunun kullanımıyla ancak borun da daha kıymetli hale, daha önemli hale geleceğini söylemek zorundayız. Dolayısıyla hani bunu sadece elimizde tutalım, işte bu sektörler kullanmaya ihtiyaç duyduğu zaman devreye sokarız demek de şu anda ihtiyacımız olan ihracat veya döviz kalemlerinin Türkiye'ye gelmesini engeller. Dolayısıyla bunu pazarlamasını da yapmamız gerekiyor. Bunu da yapmamız gerekiyor. Hem üretip ihracatını yapmalıyız, geliştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Diğer sektörlerin de kendilerine borlu ürünler kullanmak üzere yeni bir devre açmaları gerekiyor. Peki bundan sonraki süreç için maliyet artış kalemleriniz neler sizi etkileyen? Yani 2019 riskleri diye böyle bir liste yapsak neleri koyarsınız Aydın Bey? Madencilik sektöründe en önemli giderimiz bizim aslında akaryakıt. Akaryakıt ve enerji maliyetlerimiz. Dolayısıyla biz tabii... Kur sizi etkiliyor tabii. Çok ciddi etkiliyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de aslında akaryakıtta, enerjide ÖTV'nin alınmaması, muaf tutulması. Neden? Çünkü madencilik sektörü tek başına madencilik bir sektör değil. Tüm sektörlere ham madde sağlayan bir sektör. Dolayısıyla kömür, altın, bakır, bunların tümünün ithalatının da önüne geçilebilecek bir sektör. ÖTV'de akaryakıtta bir destek sağlanması madencilik sektörüne, madencilik işlemleri yapan firmaların bütçelerini, rakamlarını üretime daha çok ayırmaları anlamına gelir. Daha çok istihdam oluşturmalarının önünü açar. Dolayısıyla bu konuda desteklenmesi gerekmekte diye düşünüyoruz. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Mithat Cansız'ın çalışmalarıyla da Maden Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bu Maden Koordinasyon Kurulu'nda Enerji Bakanlığı'nın yanında diğer 17 bakanlıktan ve kurumdan izinler almak zorundayız madencilik yapabilmek için. Dolayısıyla onların da içinde bulunduğu bu kurulla sektörün önüne gelen problemlerin çözülmesi amaçlanıyor. Ve tek durak ofis yöntemiyle aslında tek elden madenciliğin tüm izinlerinin bir an önce hızlı şekilde verilip üretime geçmesinin sağlanması da planlanmakta. Arama ve ruhsat izin süreçlerine ilişkin sıkıntı var mı sektörde? Bunun kolaylaştırılması gerekiyor mu sizce? Evet. Bir de tabii ki vergilendirmeyi soracağım biraz daha detaylı. Evet. Bu tek durak ofisle aslında bu izin süreçlerinin işte hem Enerji Bakanlığı'ndan, hem Orman Bakanlığı'ndan, hem Çevre Bakanlığı'ndan alınan bu izin süreçlerinin tek bir yerde toplanarak aslında bu yatırımı yapacak. Evet, süreci kolaylaştırır. Çünkü yatırımcı yatırım iştahını kısa bir süre aslında elinde tutar. İzin süreçleri bir yeri işletmek 2 yılı, 1,5 yılı bulursa o zaman yatırımcı da o ayırdığı finans kaynağını başka yerlere kaydırır. Ve o yatırım iştahı kaçar. Mermer sektörüne baktığınızda bir ürünün modası, renginin 3-5 sene sürdüğü ama ruhsat çıkması, izinlerin çıkması da 1-2 sene sürdüğüne baktığınızda şey kısalır. Yine yatırıma metalik, dönme süreci ve tabii ki onun finansmanı. Metalik madenlere baktığınızda da fiyatlar dünya borsalarında oluşur. Fiyatlar yüksekken onların üretiminin anında devreye alınması çok önem arz eder. Çünkü bir müddet sonra belki fiyatlar çok aşağıya gidecek ve onu üretmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Değerli bulmayacaksınız üretmeye. Çünkü bu yönden önemli. Aydın Bey, son bir dakika içerisinde finansman erişimle ilgili bir sıkıntınız var mı? Dün biz Akdeniz Mobilya ve Kağıt Ürünler İhracatçılar Birliği'ni burada ağırladığımızda Exim Bank'ın son dönemlerde bir miktar iştahının azaldığına dair bir bilgi verdiler, bize geri bildirimde bulundular. Ne dersiniz? Hem Exim Bank için sorayım, o taraftan ihracatçıya finansman nasıl, hem de Exim Bank dışındaki finansman kaynaklarınız. Şöyle söyleyelim, gayri safi milli hasıla içinde madencilik sektörü %1'in altında, 0.90. Kullanılan kredilere baktığınızda da tüm bankalardan, sadece Exim Bank değil, sadece %1.
Ve bunu da sadece 7 banka sağlıyor, özel bank. Dolayısıyla madencilik sektörüne maalesef şu anda finans kaynağı açısından dar bir çerçevede yürüyor. Exim Bank ayağına da baktığınızda tabii ki kaynaklar nedeniyle başvuruların geri dönüşleri TL'de zannediyorum biraz daha uzun zaman alıyor. 4 hafta gibi. Ama döviz bazında başvurduğunuzda onlar da daha hızlı dönüşler söz konusu olabiliyor. Finansman ayağında da maalesef madencilik sektöründe bankalar biraz daha geri duruyorlar. Çok rahat değil o zaman aslında şu an aslında finansman, evet, finansman açısından rahat değil. Diyelim finansman erişim rahat olsa bu faiz ortamında yeni yatırım yapmak kolay mı bu dönemde? Tabii ki bu dönemde bu faiz ortamında yatırım değil, yatırım için oluşturulacak yeni krediler ancak olursa yatırım için kullanılabilir. Ancak tabii ki faiz oranlarının yüksekliği şu anki dönemde yatırımı maalesef olumsuz etkiliyor. Bakanın açıkladığı geçtiğimiz hafta 30 milyar TL'lik paket içerisinde ihracatçılar denildi. Ham madde ithalatı yapanlar denildi. Siz de sektör olarak maden ihracatçıları olarak bu kredilerden yararlanmayı hedefliyor musunuz? Tabii o pakette ham madde en önemlilerinden bir tanesiydi. Ham madde üreten ve ithalatın önüne geçecek olan ürünleri üreten firmalara verilecek bir destekli paketti o. Dolayısıyla sektörümüzden bu paketten yararlanmak üzere çalışmalar yapacak firmalarımız var. Bunlar için de bu destekleri kullanacağız. Yine KGF kredileri gibi kredilerle de sektörün işte bir yıl ödemesiz olan kredilerinde kullanılması tabii ki nefes aldırmak açısından önem arz ediyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için.